Turgay Orman telefon hattındaymış. Turgay Orman. Efendim. Çocuk nerede şu anda? Çocuk... Niye bu terbiyesizlik ya? Senden hala terbiyesiz yok. Lütfen bakın, bak, hakaret vari konuşursanız bu yayında bak, sadece benim amacım... Turgay Bey, iki buraya... konumuz var. Birincisi, bu çocuğun şu anda annesinde olması lazım. O başka bir mevzu. Çocuğu anneden neden uzaklaştırdınız 6 Ocak tarihinde? Bakın Esra Hanım, böyle söyleyeyim. Bakın, tamam, size bir açıklama yapayım. Bak, orada böyle önce bir hakaret içermeden, tamam mı? Ben sizi yani dinliyorum. 6 Ocak günü ailemin yanına götüreceğim diye. Tamam, dinlerseniz söyleyeceğim Esra Hanım. Alıyorsunuz çocuğu. Devam edin. Buyurun. 6 Ocak günü. Bu çocuk köyde annemgilde beraber kalıyordu, Sırma'yla beraber. Çocuk, ben Malatya'da çalışıyordum, işim bitti, çektim, İskenderun'a geldim. Hı-hı. Benim arkamdan kendisi de çekti, üstüne gitmiş. Ben de kızını aradım, dedim ki, ya bu çocuğun nerede olduğunu bilmiyorum, nerede kaldığını bilmiyorum, yok, barkın yok. Turgay Bey, sesiniz gidip geliyor, tek tek gidelim. Çocuk anneyle beraber Malatya'da sizin annenizin yanında mı kalıyordu, Selma ile çocuk? Evet, annemin yanında kalıyordu. Orada kalıyorlardı. Siz Malatya'da önce... işe gitmek için oradan ayrıldınız, sonrasına devam edin. Bakın, annemin yanından kalkmış, Selma Hanım'ın gitmiş. Nereye? Mersin'e, evet. Nerede? Ne şartlardasınız diye sordum. Bana nerede olduğunu da söyle. Senin yanında olduğunu da söylemedi. Söylediğiniz hiçbir şey anlaşılmıyor. Ekip arkadaşlarım tekrar yayına bağlayacaklar. Bağlayacaklar şeyi. Nerede Turgay olduğumu? Ormana. Şimdi buyurun. Nerede olduğumu bilmiyormuş. Adam beni her defasında dönemde Mersin'e gitme gayeniz, yani amacınız... Elektrik, suyu kapatıp, yani ben çocuğumla rezil olmayayım dedim. Hı-hı. Kendisi de söyledi, soğuktu havalar. Tamam, ben dedim... kapatamadınız, geri geldiniz. Bir günde kapatınız, bir acaat ettiniz, olmadı, geri gelmeniz lazım. Geldiğinizde gittim, ne oldu? Geri döndüm Malatya'ya. Kaç gün sonra? İkinci günü gittim. İkinci günü yani geri döndünüz. Yani yol uzun olduğu için ikinci günü çıktım, gittim. Nerede kalmaya devam ediyorsunuz şu anda? Efendim? Hayır. Döndükten sonra Mersin'den Malatya'da yine Turgay'ın annesinin babasının yanında mı kaldınız? Geri geldim, evet. Hı. Burada kal dedi, daha iyi dedi. Babaannesi de söyledi, burada kal kızım falan. Sonra kendisi de söyledi. Biraz daha idare et beni dedi, her şey düzene girecek dedi. Bu sefer tamam dedi. Bekledim, bekledim. Turgay ne olacak sorumuz dedim, bekle dedi. Ne olacak dedim, çocuk da doğdu. Yani boşanmayacaksan boşanmıyorum de dedim. Boşanacaksan da boşan dedim. Ben senin burada dedim kuması mıyım Zeynep'in dedim. Ondan sonra en son ben gelirken Mersin'e, yılbaşına 3 gün kalasıya. Hı hı. Ben bu durumda ne oluyorum Turgay dedim senin gözünde dedim. Malatya'dan Mersin'e yılbaşından birkaç gün önce döndünüz. Hı hı. Ya bebek yanınızda mı? Bebek yanımda, evet. Hı hı. Ne oluyorum bu durumda dedi. Yani ben kuma mıyım dedim Zeynep'in dedim. Hı hı. Evet dedi, bu durumda öyle gözüküyorsun dedi. Ben de dedim ki ben kum olmayı tercih etmiyorum. Peki Turgay Orman tekrar telefon altında. Turgay Orman. Efendim? Anlatabilirsiniz. 6 Ocak tarihinde çocuğu neden bak, aileme efendim götüreceğim diye alıp teslim etmediniz. En son dediniz ki Malatya'daydı. Benim arkamdan Mersin'e gitmiş. Devam bak, edin. Şey şöyle anlatayım. Bu çocuk dünyaya geldiğinde Mersin'de bu doğum yaptı. Bu Mersin'de kendisi yaşarsa... Bu çocuğu bana dedi, annem dedi ilk kelime bu. Çocuğunu al, ben istemiyorum dedi. Ben Malatya'da çalışıyordum. Çocuğu geldi, babam. Evet. Babam bile bıraktıktan sonra bu çekti gitti Mersin'e. İki gün sonra geri geldi.
Selma ne oldu dedim, ki ben çocuksuz yapamadım dedi. Hı hı. Bak benim ailemde biriyle kızım çocuğun, madem dedi, bizim oğlumuzu istemiyorsun, çocuğun büyüyene kadar kalacak bir yerin yokmuş dedi. Hı hı. Sana sahip çıkalım dedi. Çocuk arada kalmasın dedi. Selma, ben yılbaşından önce İskenderun'a geldiğimde Selma'da çektim resmine gitti. Ben Selma'yı aradım dedim ki, bu çocuğun nerede kaldığını, ne şartlarda kaldığını bilmiyorum. Bana demiyorsun nerede olduğunu dedim, kimin yanında olduğunu demiyorsun dedim. Bu çocuk bak arada olmaz, sorun bak. Yani çocuğun sabit bir yeri olması lazım, böyle arada hepsine dedim. Ben içine gelmiyorum dedim. 6 Ocak'ta ben, bu çocuğu Selma'ya ne söylediniz de bu çocuğu anneden aldınız? Ay vallahi. Benim de şahidim var Turgay Orman. Ne gözle götürdüğünü bu ben söyleyeyim mi sana? Mu? Evet ya da hayır deyin bana. Ben çocuğu ailemin yanına götüreceğim diyerek mi aldınız? Birkaç gün annemler çocuğu görsün diyerek mi aldınız? Telefon bağlantısında çok sıkıntı var sevgili seyirciler de o kadar sormak istediğim soru var ki. Yani sen şimdi 2 yıldır bu ilişkiyi yaşıyorsun. Bu ilişkide hamile kalacağını biliyorsun. Bu ilişkiyi niye sürdürüyorsun? 4 çocuk nerede? Bunların hepsini sormak istiyorum ama telefon sıkıntılı. Turgay Orman'ın annesi Muhteber Hanım telefon attın demiş. Muhteber Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Öncelikle şunu merak ediyorum. Eşiniz evli. Merhaba. Hayır annesi. Onun annesi. Hoş bulduk kızım. Turgay'ın annesi. Muhteber Hanım. Televizyonun sesini kapatın lütfen. Sadece Kıptım telefondan sesini. Duyun beni. Sadece bak, kızım, telefon. Çocuk 15 günlüğüydü getirdi benim yanıma bıraktı mı? Yavraldım kızım bırakma bu çocuk anne sütü emecek dedim. Dedi ki ben çocuğuma döşümü vermiyorum dedi. Mamma verdi çocuğa. Mamma alıyorduk bez alıyorduk. Kızım bundan sana yar olmaz dedim. 4 çocuğu var 17 yaşında kızı var dedim. Dedi ki yok illa izinleme verecek dedi. Ben de dedim ki kızım izinlemeyi veremez dedim. 4 çocuğun annesi dedim izinleme mi verir sana ben dedim. Ben sana saygısızlık yapmak istemiyorum Muhteber teyze. Bak kızım. 15 günlükken ben sana getirmedim. Bak kızım dinle. 15 gün zaten hastanede dinle. Yattı. Sen ben sana gitme kızım bakan çocuğuna da deyince ne dedin? Ben zengin baba bulurum çocuğuma baba mı yok demedin mi? Hayır ben kumanız mıyım dedim Zeynep'in kuması mıyım dedim. Ya ilkin varık ana sen görmüyordun mu 4 çocuğun anasını? Ya sen oğluna söylesene ne vaatler vermiş. Ne vaatler verdi hangi sen ilkin oğluna inanılır? Sor onu bana sorma. Seninle aşk yaşamıyorum ben oğlumla yaşıyorum. Muhteber Hanım çok ağır bir psikolojik şiddet değil mi bu? Gelininize şu anda kızım. Oğlunuz bir bebeği aldı götürdü. Bu benim işte sevgilim. Arkadaşım sevgilimden dünyaya getirdiğim çocuk. Al 4 çocuğun üstüne yetmez gibi bir de buna beşinciye bak. Beşinciye bak diye. Bak soyadını verdi. Ben dedim kızım dur. Sana bakıyor çocuğuna bakıyor. Bu 4 çocuğun annesini boşamaz dedim. Ya boşamasın istemiyorum. Dedim. Şimdi... benim en şaşırdığımı söyleyeyim mi? Siz oğlunuz Turgay'la Selma'nın ilişkisini ne zaman öğrendiniz? Kızım çocuk var mı dedim. Yok dedi. Aşk hayatı yaşı yok dedi. İzinleme ben istemiyorum dedi. Çocuk olunca dedi ki izinleme dedi. Çocuk olana kim bize demedi. Yani biz Turgay'la aşk hayatı yaşıyoruz diyor. Siz oğlunuzun gelininize... ihanet etmesine çocuklarına ihanet etmesine onay mı veriyorsunuz aşk yaşıyorlar ortada çocuk yok diye. Öyle dedi aşk yaşı yok dedi. Ben dedim ki kızım dedim bu çocuk bizim ise dedim ölene kadar bakarız dedim. Dedi ki ne ben baba çok benim çocuğuma dedi size ben gelin olamam dedi. Anneciğim ben onu sormuyorum. Ben size şunu soruyorum. Turgay ile Selma 2 yıldır beraberler. 2 yıl önce siz bu ilişkiyi öğrendiniz mi? Öğrendik kızım. Yani nasıl böyle bir şeye destek verirsiniz ve onay destek verirsiniz? Destek vermedim kızım. Dedim ki git benim oğlumdan vazgeç dedim. Dedi ki geçmem ölene kadar geçmem dedi. Senin eşyalarıyla geldiğinde Muhteber teyze Malatya'ya geldiğimde ben nasıl geldim o şekle? Ağlaya ağlaya gelmedim mi ben Malatya'ya? Kızım ben sana demedim mi? Bundan sana yer olmaz kızım bırak dedim. Demiyorum. Bak benim bir oğlum var. Sen söyledin. Senin oğlun vazgeçmedi.
Ya sen vazgeçmedin, gittin geldin. Kızım, ben gidip gidip gelmedim, senin oğlun emrediyor. Hiç kimse tek başına gidip gelmez. Biri çağırır ve seni etkileyerek çağırır. Sen böyle acaba dersin, bir kere daha bir geri kızım gidersin. Kızım dedim, bak ben sana sobanın başında dedim ki elini ayağını öpeyim kızım dedim. Bundan sana yer olmaz dedim. Şimdi Selma, senin bu ilişkide ısrar etmen, karşılıklı bu ilişkiyi sürdürmeniz ve bir çocuğun dünyaya geleceği noktaya getirmeniz başka bir konu. Fakat senin buradaki asıl amacın 3,5 aylık çocuğunu almak ve kendine yeni bir hayat kurmak, değil mi? Tabii ki. Davamız bu. Turgay Tabii Orman'a ki. Ulaşabiliyor muyuz? Turgay Orman telefonu çekebiliyor mu? Size Muteber Hanım, onun bağlantısını gerçekleşene kadar... Selma çocuğu kaç kere bıraktı? 2 kere. 2 kere. Kaç günlüktü bu bırakmaları ve ne diyerek bıraktı bu çocukları? Ya ne yalan söylüyorsun ya, bir 10 Kasım'da bıraktım, başka bırakmadım. Biri 15-20 günlüğüydü. Ya yalan söyleme, 15 günlükken hastanedeydi. Bıraktın attın gittin kızım. Bak ne diyor size peki bu çocuğu bırakırken? Al sen bak, senin oğlunun çocuğu mu diyor? Ben bakamam dedi. Kızım çocuk annesiz durmaz, ufak çocuk dedim. Köylüler ben size bana... bırakmadım çocuğumu. 15 gün zaten hastanede yattın. Neredeydiniz? 15 kızım, gün ben çocuğum hastanede yattı. Siz neredeydiniz? Aramadım mı kızım? Allah'ına canına aramak, ben 61 yaşındayım. Değil. Siz neredeydiniz? Allah'ına canına 50 kesir aramadım ya mı seni? Ya 15 günlükken getirmedim. Hastane kayıtları var benim. Ya izinleme verecek ya da çocuğuma baba benim çok dedim. Benim oğlum 9. ayın 20'sinde dedim. Doğdu. Ha. 10 Kasım'da getirdim. Yalan söylüyorsunuz. Şu anda Muteber Hanım çocuk bak, nerede? Sen ne dedin bana? Baba çok benim çocuğuma dedim. Ya siz ne kadar iftiracısınız ya? Çocuğumu verin benden. Ne istiyorsunuz siz ya? Siz çocuk, 2 yıl önce öğrendiniz. Gelinlikle zamandan beri biliyor bunu. Ya kızım çocuğu götürdüm, kucağıma verdim. Ben bindirdim arabaya Esra Hanım. Ben bak biladını aldım. Ben bindirdim arabaya, yolladım. Geri telefon etti ki gel çocuğunu al, ben bakamıyorum diye. Ben oğluma telefon ettim, gel al diye. Şimdi çocuk şu anda dedi. Gelininiz mi bakıyor, Zeynep mi bakıyor? Zeynep. Dua edeceğin kişi Turgay'ken... O kadına edemezsiniz ya. O kadının hayatını... Esra Hanım, hayır, o kadının hayatını siz mahvettiniz. Ben 4 tane, hayır. Ben Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ya oradan konuşamayın. Bilip bilmeden şey konuşuyorsunuz. Zeynep'in hayatını, 4 tane çocuğu bugüne kadar getirmiş o kadının hayatını Turgay'la beraber... Hatta Muteber Hanım da buna dahil, hep beraber mahvetmişsiniz. Kalkıp da o kadına Allah senin belanı versin diyemez. Abi benim çocuğumu nasıl bakıyor ya? Şimdi çocuğunun, ben çocuğumu versin, çocuğunun, ben bir şey istemiyorum. Selma, çocuğunun o kadında olması ayrı bir tartışma konusu. Ama sırf senin çocuğuna o baktı. Ona şimdi, bir anne Esra Hanım. Hayır, o baktığı için ona beddua okuyamazsın. Ona bir anne Esra Hanım. O zaman babaanneye de beddua okusaydın. Bırakmasaydın. Ben bırakmadım, babası götürdü. Hayır. Hayır, ilk başta babaanneyi bıraktığında niye o zaman çocuğu oraya bırakıyorsun? Onlara da hiç bırakmasaydın çocuğu. Ben bırakmadım, babaannesine gitti. Sırf o, bu konu diğer kadın diye. Şu Zeynep Hanım da lütfen bir yayına bağlansın. Yani kocanız 4 çocuğunuzun babası ama hala da bu kişinin yalanlarına inanıyorsanız, bir de 5. çocuğa da bakıyorsanız ne diyeyim ben size ya? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.